Bu aralar çok fazla özgüvensiz insanla karşı karşıya geliyorum. Bu o kadar büyük bir sorun değilmiş gibi gözükse de aslında çok büyük bir sorun. Özellikle yaş küçüldükçe bu konularda artış daha da fazla olmaya başladı. Yani nasıl anlatsam işim gereği birçok insanla tanışıyorum ben zaten. Özellikle yaş aşağı indikçe her konuda ama her konuda özgüvenlerinin çok dipte olduğunu görüyorum. Tiplerine karşı bir özgüvensizlik var. Hayattaki duruşlarına, karizmalarına vesaire karşı bir özgüvensizlik var. Başarılarına karşı bir özgüvensizlik var. Ellerinde aslında birçok şey varken bunları hiç olarak değerlendirmeye başladılar. Bunun temelini çözmek gerekiyor. Gençler niye özgüvensiz? Aranızda da bol bol özgüvensiz insanlar var. Çünkü anne hani tanıştığım insanların bir kısmı sizin içinizden. Bunu bahsederken tabii ki şunun altını çizmem gerekiyor. Özgüvensizlik kötü, gereğinden fazla özgüven de çok kötüdür. O zaten böyle narsizme doğru kayar, bencilliğiniz çok artar. Kendiniz olmadığınız biri gibi görmeye başlarsınız. Onun apayrı sıkıntıları var. O da insanı yalnızlaştırır. Durum artık şu boyutlara geldi. Mesela birinin bir kıyafetini övüyorum. Övdüğüme pişman ediyor beni. Yakışmış diyorum. Neden yakışmadığını ikna etmeye çalışıyor. Lan bir dur. Övmüşüz işte. O güzelliği bir yaşa. Mutlu ol yani. Biri benim mesela kıyafetlerimi övdüm. Daha çok teşekkürler. Bitti. Ya da o gün şımarıksam biliyorum derim geçerim. Bunlar da o yok. Bir şeyini övüyorsun. Mesela diyorsun ki saçların çok güzel olmuş. Ya işte şöyle kötü böyle kötü. Ya bırak bir, bir dur. Bir sakin sakinleş. Kendinizi bu kadar gömmeyin. Zekasını övüyorsun. Aynı şekilde öyle ilerliyor. Zaten günlük hayat ki konuşmaları da şunu çok kıskanıyorum. Şu benden çok iyi. Ben çok hayatsızım. Ben şöyle biteyim. Bir dur senlik bir şey yok. Çevresel faktörleri de düşün. Birçok insanın hayatı şu dönemlerde zaten bitik. Ekonomik kriz var. Zengin değilsen taşınmaz varlıkların ve pasif gelirin çok yüksek değilse zaten birçok insanın hayatı biraz daha diplerde öncekine kıyasla. Sosyal medyanın etkisi vardır belki bunda. Herkes fenomenleri vesaire takip ediyor. Ünlüleri takip ediyor. Onlar zaten zengin. Onlar gezip tozuyor, yaşıyor. Güzeller yakışıklılar birçoğu. iltifat alacaklar. Kendinizi onlarla kıyaslamayın. Zaten onların ünlü olma sebeplerinden bir kısmı da bu. Belki de kendimizi yanlış insanlarla kıyaslıyoruzdur. Ben mesela bugün kendimi Henry Cavill'la kıyaslamam. Aynı lige koymam adam. Özel işçilik var adamda. Benim rakibim olamaz. Ama Henry Cavill gibi bir adam. Benden çok yakışıklı diye de kendime çirkin, tipsiz vesaire diyemem. Aynı şekilde benden çok zeki insanlar da var. Çok daha başarılı, daha başarılı insanlar da var. Ama onlara kıyasla biteyim, yıkığım, vesaire diyemem. Zaten bir de şundan kurtulmanız gerekiyor. Yıkık miza yapmayın. Kendinizi tanımlarken yıkık yapmayın. Bunu zamanında animasyonda böyle kendimle dalga geçtiğim dönemlerde yapardım. İnsanlar bu konularda birilerinin açıklarını bekliyorlar. Mesela biri kendiyle dalga geçiyorsa başkaları şunu düşünüyor. Aa bak bu kendiyle dalga geçiyor. Kendi yıkıklığımı kapatmak için bunun yıkıklığına dalga geçeyim. O andan sonra mesela animasyonlarda sahnede vesaire yıkıklık üzerine kendime negatiflik üzerine herhangi bir şey anlatmamaya başladım. Çünkü gerçekten dipteki elemanlar bile sizi aşağılamaya kalkışabiliyorlar kendi diplerini kapatmak için. Bundan kesinlikle uzak durun. Buradaki tabii ki sadece yıkıklık değil. Güçsüz olduğunuz, zayıf olduğunuz yönlerinizi de göstermemeye çalışın. İnsanlar onunla dalga geçer sizi daha özgüvensiz bir hale getirir. Belki daha komiktir, belki daha eğlenceli hale getirebiliyordur sizin muhabbetinizi ama buna gerek yok. Kendinizle dalga geçmeden de muhabbet keyifli hale gelebilir. Zamanında bunu animasyonda yaşadım. Tiplere bir bakıyorsun hayatın dibini görmüş böyle sıyırıyor dibe. O kişiler böyle gelmiş seninle dalga geçmeye çalışıyor lan sen kimsin? Bunu kendi egomun yüksek olduğu için vesaire söylemiyorum. Gelen tiplerin üslubu vesaire bir görseniz ne demek istediğimi anlarsınız. Ve bunlardan bir iki tane gelmiyor. Kendinizde mümkün mertebe az dalga geçin. Ya da dalga geçecekseniz kalabalık önünde dalga geçmeyin. Bugün ön planda olan insanları iyi inceleyin. Özgüveni yüksek olan insanları iyi inceleyin. Başarısız olduğu yönleri, negatif olduğu yönleri çok dile getirmezler. Bunun bir sebebi var. Özgüveni Kendinizin yüksek olması için ayrıyeten çok yakışıklı olmanıza, çok zengin olmanıza, çok başarılı olmanıza gerek yok. Diğer insanlardan saygı gören insanların birçoğu zaten bunların hepsine sahip insanlar da değil. En zirvede olmalarına da gerek yok. Ayrıyeten kendinizi çirkin diye betimlediğiniz için daha çirkin gözükürsünüz. Sonuçta ben de on numara yakışıklı bir insan değilim. Bizim de eksi yönlerimiz var. Tabi bizde biraz daha yaptığımız işlerden kaynaklı bir özgüven yüksekliği yaşanabiliyor ama bu birçok insan için normal hayatında da geçerli olabilecek şey şeyler. Neden özgüvensizlik büyük bir problemdir? Girişimci olmanızı engeller. Ön planda olmanızı engeller. Hayatı daha kalitesiz yaşamanızı sağlar bu sayede. Ben şunu yapamam ki bunu beceremem ki. Ben şu kişiyle neden konuşayım ki zaten bana bakmaz ki. Ay şu ortama girdim herkes çok güzel herkes çok yakışıklı. Herkes başarılı herkes benden çok güzel gelir durumuna sahip. Herkes çok eğlenceli ben bunlar gibi değilim. Bu tarz düşünceler mesela o ortamda sıkılmanızı sağlar. Geceleri yastığa kafanızı koyduğunuzda moralinizin bozulmasını sağlar. Kıyas doğru dürüst yapın. Abartı bir şekilde kendinize sakın güvenmeyin tabii ki. Bunun da sıkıntıları var ama kendinize güvenmeniz çok önemli. Hayatın tadını alamazsınız birçok alanda. Sizin bu konular hakkındaki düşünceleriniz nelerdir dostlar? Yalan Makinesi'nin yeni bölümünü paylaştık bugün. Onu da izleyebilirsiniz. Gelecek podcast'te görüşmek üzere. Öpüyorum hepinizi.